aşkın ve tinsel sinemasını görünmez olan rüzgarı esip geçerken biçimlendirdiği suyun diline tercüme etmek olarak tasvir eden Fransız yönetmen Robert Bresson, 25 Eylül 1901 yılında Bromont-la-Motte'da dünyaya geldi. 8 yaşında ailesiyle birlikte Paris'e taşındı. Dil, felsefe, edebiyat klasikleri ve müzikle yoğrulduğu bir eğitim hayatı geçirdi ve bu birikimin sonucunda sanatçı olmaya karar verdi. Bu yolda ilk durağı resimdi Bresson'un. Ardından içsel hareketin ve hissetmenin yeni bir yolu olarak gördüğü sinemaya geçiş yaptı. 1934 yılında ilk dönem Fransız yönetmenler René Clair ve Jean Vigo'ya saygı duruşunda bulunduğu bir hiciv olan Public Affairs adlı kısa filmle yönetmenliğe adım attı. Bu sıralarda İkinci Dünya Savaşı patlak verdi ve orduya kaydoldu. Kısa bir süre sonra Almanlara esir düşen yönetmen, sinemasına hem tema hem de hissiyat olarak nüfuz edecek olan hapishane hayatına başladı. Mahpus döneminin sancılarını yöneteceği ilk filmin taslağını oluşturmakla meşgul olarak hafifletmeye çalıştı. Esaretten kurtulan Robert Bresson Fransa'ya döndü. Savaş atmosferinden dolayı karmaşa içinde olan Fransız sinemasında kendisine kolayca yer buldu ve 1943 yılında ilk uzun metrajı Günah Melekleri filmini çekti. Bu eserde sinemasını şekillendiren Katolikliğin ve hapishane yıllarının izlerini perdeye yansıttı. Gerçekçiliğe saplantılı olan Bresson, bu filmdeki profesyonel oyuncularla yaşadığı deneyiminden hiç memnun kalmadı. Bedenleri, yüzleri, sesleri kendilerine ait değilmiş gibi duran, tiyatrodaki dramayı kamera önüne taşıyan oyunculuğa karşı olduğunu kavradı. Profesyonel oyuncuların artık geri dönemeyecek şekilde gerçekçilikten uzaklaştığını savundu. İkinci filmi Denis Diderot'un aktardığı bir olaydan uyarlanan Boulogne Ormanı'nın Hanımlarından sonra filmlerinde tıpkı ressamlar gibi model adını verdiği hayatın içinden insanlara rol verdi. Bu prensiple çektiği ilk film, George Bernanos'un romanından uyarladığı 1951 yılında gösterime giren Bir Taşra Papazı'nın Güncesi filmi oldu. Bu yapımı, kendi hapishane yıllarını çağrıştıran bir idam mahkumu kaçtı ve Dostoyevski'nin Suç ve Cezasından izler taşıyan yan kesici filmleri takip etti. ...1962 yılında bir filmde beyazlık, sessizlik ve hareketsizlik öne çıkmalı diye ifade ettiği üslubunu yansıttığı Jeanne d'Arc'ın Yargılanması yapımını izleyiciyle buluşturdu Bresson. 1966 yılında Rastgele Baltazar filminin merkezine bir eşeği yerleştirdi. Mouchette filminde genç bir kızın etrafında yoksulluğu ve acımasızlığı ele aldı. Dostoyevski'den uyarladığı Tatlı Bir Kadın ve Düş Avcısı filmlerinde anlatımını daha da sadeleştirdi. Bu filmlerin ardından Gölün Lanselos'u ve Herhalde Şeytan eserlerini beyaz perdeye aktardı. 1983 yılında çektiği Para filmiyle yönetmenlik kariyerini sonlandırdı. Bresson, sinemayı tiyatronun uzantısı olan bir gösteri, kendi filmlerini ise sinematograf olarak değerlendirerek diğer yönetmenlerden ayrı bir yerde durduğunu belirtir. Bu anlayışını Sinematograf Üzerine Notlar adlı kitabında ele alır. Bresson, bir filmin kafasında doğduğunu, kağıt üzerinde öldüğünü, ardından çekim aşamasında tekrar canlandığını, film şeridinde bir kez daha öldüğünü belirtir. Ancak belli bir düzende beyaz perdeye aktarıldığında suya konulmuş çiçekler gibi yeniden canlanmaktadır filmler. Bresson, görüntülerin birbiriyle birleşmesinden yeni bir anlam ve hissiyat çıkarmanın peşindedir. O, izleyicinin filmlerini anlamasından ziyade hissetmesini ister. Ona göre duygu her zaman aklı öncelemelidir. Müzik ve sesi görüntüyü dönüştürmeyecekse kullanmamayı tercih eder. Bazen olayları kadrajın dışında tutar ve sadece sesle olan bitene dair bir fikir verir seyirciye. Gerekmedikçe karakterlerin tamamını göstermez, ellerine, omuzlarına ve yüzlerine yakın planlar uygular. Fransız yeni dalgasının en önemli temsilcilerinden olan Godard, Dostoyevski Rus romanı, Mozart Alman müziği, Bresson'da Fransız sinemasıdır diyerek meslektaşının konumunu belirtir.
Hatta Tarkovski, sadeliği ve derinliği sanatına yansıtmayı başaran nadir insanlardan diyerek ona duyduğu saygıyı gösterir. Kaderin Bir Cilvesi, 1983 yılında Cannes Film Festivali'nde Orson Welles'in takdim ettiği en iyi yönetmen ödülünü Robert Bresson'la Tarkovski paylaşır. Üç dahi yönetmenin sahnede bu buluşması, dünya sinema mirası için en değerli anlardan biri haline gelir.